noktadayız. Ama hani sorun tümüyle çözülmedi. Başında da konuştuğumuz gibi. Evet hani Sayın Bakan da yapıcı bir görüşme oldu diyor. Yakın diyalog ve işbirliği sürecek diyor. Diğer meseleler konusunda da görüşme ve o trafik devam edecek adım atmaya ama burada Amerika tarafına işte diplomasiyle bu işin çözülebileceği, mutabakatla çözülebileceği, diyalogla çözülebileceği, tehditle bir yere varılamayacağı cümlesi bu içeride Sayın Pompeo ya da bunun bir yargı meselesi olduğunun ifade edildiğini anlıyoruz. Ama sorun aşılmış değil sevgili Zeliha Saraç. Buradan bunu anlıyoruz. Sizin ve Baki Bey'in de başta söylediği gibi hani biraz daha işi sürdürecekler şeyiniz öngörünüz doğru çıktı. Anlıyoruz ki evet Amerika biraz daha bu gerilimi sürdürecek. Nereye kadar nasıl yapacak onu bilmiyoruz. Fakat hani bu yaptırımların mesele burada hani bu ilk iki bakana işte mal varlığını dondurma meselesiyle başlayan yaptırım ilk adımı dediğimiz şey işte devamı gelecek mi ve bunda ısrar edecek mi? Bence kritik nokta buydu. Belki Sayın Bakan'a bu sorulabilirdi. Hani Sorulabilir. Sayın Pompeo bu yaptırım meselesinde diretiyorlar mı diye. Burası önemli. Eğer bundan diretmezlerse bu noktada kalırsak hani çözüm olur ama çok kolay olmayabilir. Fakat çok daha hani derinleştirir mi Amerika? Buradan okuduğumuz tabloya göre hiç derinleştirmeyecek. Tamam, Amerika bu sorunu krize çevirmeyecek diyemiyoruz. Bunu söylemek için erken. Çünkü Sayın Bakan Bey'in açıklamasında öyle bir şey anlaşılmıyor. Sadece biraz daha iyi bir noktadayız. Yapıcı bir görüşme olduğu diyor. Fakat sorun devam ediyor. Görünen o. Evet. Şimdi az önce Baki ile bunu konuşuyorduk. Melih Kiyitel, Amerika Birleşik Devletleri bu sorunu çözülemez hale getirdi diyorduk. Kitledi. Kendi kitledi. kitledi yani. Diplomasi Bıraksan yoluyla şey çözülen diyemezsin bazı buna. konular var, değil mi?